Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini söyledi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik dedi. Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna bir araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu. Yapılan bütün bu çalışmaların sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metre küplük bir doğal gaz rezervi keşfedildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 500 metrelik bir rezerv katmanı tespit edildiğini ve sismik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek 1000 metre daha derine inilecek. Sismik veriler aşağıda iki katmanın daha olduğunu gösteriyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer bölgede toplam 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğunun tahmin edildiğini söylemişlerdi. Arama çalışmalarının yürütüldüğü saha yaklaşık 250 kilometre kare. Bölgede yeni tespit kuyularının da açılması hedefleniyor. Enerji Bakanı Dönmez keşfedilen doğalgazın kalitesinin de gayet yüksek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce uluslararası enerji firmalarıyla Karadeniz'de birçok arama faaliyetinin gerçekleştirildiğini ancak bunlardan sonuç alınmadığını hatırlattı ve elimize birkaç sayfa rapordan başka hiçbir şey geçmedi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. Üç sondaj gemisini ve derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor diye konuştu. Enerji bağımsızlığının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji kalkınmanın temel unsuru olmasının yanında milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi, enerjideki istikrarla doğru orantılı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki aşamada tespit kuyularının açılacağını ve üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçireceğini ifade etti. Bundan sonraki aşamalarda Tuna bir gemisi kendi sahasında 3 yeni kuyu daha açmayı hedefliyor. Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini söyledi. 2100 metre derinlikteki gazın çıkarılma sürecinde TPA'nın ya da özel girişimlerin nasıl bir rol üstlenebileceği henüz netlik kazanmadı. Reuters haber ajansına bilgi veren Türk kaynaklar, bölgedeki doğalgazın 7 ila 10 yıl içerisinde kullanıma alınabileceğini söyledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2004 yılından bu yana Karadeniz'de çeşitli uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği kurarak hidrokarbon arama faaliyetleri yürütüyordu. Bölgede bugüne kadar 6 derin deniz ve 10 adet sığ deniz kuyusu kazılmıştı. Akçakoca 3 ve Akçakoca 4 kuyularındaki gaz keşfinin ardından Akçakoca üretim sahasında kazılan kuyu sayısı 24'e çıkarılmıştı. Tuna 1 Kuyusu ise Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarına açıldı. Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'dan bu yana bölgede çalışmalar yürütüyordu. Tuna 1 kuyusu Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularının kesiştiği noktada bulunuyor ve Romanya'nın 2012'de doğalgaz bulduğu Neptun sahası yakınlarında yer alıyor. Rumanya, ABD'li Exxon ile Avustralyalı OMV şirketlerinin yürüttüğü aramalar sonucu 8 yıl önce rezerv yatağı keşfetmişti. O rezervin büyüklüğü yaklaşık 80 milyar metreküp olarak açıklanmıştı. Açılan kuyudan gaz sevkiyatının ise 2021'de başlaması bekleniyor. Türkiye'nin enerji tüketimindeki durumu ise şöyle. Türkiye net bir şekilde doğal gaz ve petrol ithalatçısı konumunda bulunuyor. Tüketilen enerjinin %70'inden fazlası ithal ediliyor. Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgaz ve petrolü Rusya, Azerbaycan, İran'dan doğalgaz boru hatları yoluyla, Cezayir'den ise sıvılaştırılmış doğalgaz olarak tankerlerle temin ediyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması, ülke ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığı da artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi sayesinde Türkiye'nin artık cari açığı değil, cari fazlayı konuşmaya başlayacağını ifade etti. Peki Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar? Yani ilk bulunan rezerv Türkiye'nin kaç yıllık doğalgazını karşılayabilir? İşte yanıtı. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi şu şekilde. 2015 yılında 47 milyar metreküp, 2016 yılında 49 milyar metreküp, 2017 yılında 53 milyar metreküp, 2018 yılında 50 milyar metreküp. Türkiye'de 2019 yılında doğalgaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 metre Yani 2019’daki tüketim verilerine göre Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz rezervi Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğalgaz tüketim ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Eğer Tuna 1 kuyusunda alt katmanlarda mevcut bulunandan daha büyük bir rezerv tespit edilirse bu durumda ihtiyacı karşılama süresi de artacak. Umarız bulunan doğal gaz rezervi ülkemiz için hayırlı olur. Böyle son dakika bilgi videolarından haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.